Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Kârınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdi. Yakinen Shiba fiyatları üzerine konuşacağız arkadaşlar. İlerleyen vakitlerde neler bekliyoruz, neler olabilir, biz ne yapabiliriz? Bunlar üzerine detaylı bir video olacaktır. Şimdi şöyle bir bakalım. Ayrıca günün son videosu olacaktır arkadaşlar. Şimdi. Nisan ayı Shiba Inu fiyatı için daha az karamsar görünecek mi? E, muhtemelen Nisan ayı zaten kripto geneli için e, görece biraz daha radikal ve sert bir ay olacaktır. Bu enflasyon verilerinin açıklanmasından geçecektir arkadaşlar. Şimdi anahtar noktalar diyor. Shiba Inu uzun ve kısa vadeli düşen direnç çizgilerini kırdı. ABC düzeltmesi tamamlandı. 4.0123'te direnç var. Shiba Inu fiyatı direnç bölgesinden çıktı, ancak artışını sürdürmekte zorlandı. Tabii şöyle bir durum var arkadaşlar. Şu an zaten piyasada bir şey beklememek gerekiyor. Neden beklememek gerekiyor diyorum? Zaten önümüzdeki birkaç gün içerisinde düşüş eğilimli olacağı aşikar. Ya böyle piyasada ya da makroda durup dururken şapkadan bir tavşan çıkmazsa beklenti bu olacaktır. Çünkü en nihayetinde zaten günün nasıl geçtiği gayet belli değil mi? Binas tarafı e, mahkemeye verildi, CZ mahkemeye verildi, ayrıca e, Duvon haberleri oldu vesaire. Yani piyasa içerisinde zaten fut haberle karışık e, sıkıntılı haberler diyebileceğimiz pek çok mesele yaşandı arkadaşlar. Bir de bunların aylık kapanışa oldukça yaklaşırken gerçekleşmesi bir o kadar kötü bir durum oldu. Kötü bir durum oldu çünkü aylık kapanış gelirken zaten doğal halli bir şekilde... E, piyasada bir bekleme etabı oluyor. Yatırımcı e, girmeyecektir. Bir duraklama sezonu, e, duraklama dönemi ve hacimsizlik bu tarz durumlarda her zaman yaşanır arkadaşlar. E, buna bu kadar yakın bir zamanda gelmesi de piyasa için oldukça olumsuz diyebileceğimiz bir durum oldu. Kaldı ki zaten Bitcoin yükselirken altcoinler dominans etkisiyle hareket etmiyordu. Bunun farklı farklı sebepleri olduğu gibi aksine Bitcoin'in düşüşünde de para altcoin'lere akmıyor. Yani e, şu anda tam bir kripto bitcoin ve altcoin boğası sezonu dediğimiz durumu yaşamıyoruz. Biz daha bunun başlangıcındayız. Önce bitcoin kıracak altcoin'lere akacak devamında bu döngü başlayacak aylar içerisinde. Fakat şu an işin başındayız. Bitcoin'den çıkan para aksine altcoin'lere akmıyor düzeltme esnasında. Ancak ilerleyen aylarda böyle bir süreç olacak. Tamam. Ocak ayının başında Shiba Inu fiyatı düşen direnç çizgisinden çıktı ve ay sonunda 4.0157'ye kadar yeni bir yıllık yüksek seviyeye ulaştı. Bu aynı zamanda haftalık Ares'in 50'nin üzerine çıkmasına neden oldu. Tabi aynı süreçte e, kripto paralarda yön yukarıyken burada bir şibaryum etkisi vardı. Şibaryumun geliyor oluşundan kaynaklı olarak Ethereum balinaları aynı zamanda küçük yatırımcı tarafından da büyük bir ilgi vardı arkadaşlar. Ancak fiyat ralliyi sürdüremedi ve Şubat ayında tekrar direnç çizgisine geri döndü. Bunu destek olarak doğruladı. Haftalık zaman diliminde en önemli destek 5.096'da. Bu alan Mayıs 22'den beri aralıklı olarak destek ve direnç olarak hareket etti. Şu anda düşen direnç çizgisiyle çakışıyor. Bu nedenle herhangi bir düşüş bir çıkıştan sonra yeniden testler olarak kabul edilir. Ancak ship fiyatı bunun altını kapanırsa boğa görünümünü geçersiz kılacak ve 5.07'ye olabilecek bir düşüşten bahsedeceğiz diyor arkadaşlar. Şimdi ben bunu önceki videolarda da söyledim. Ee, 5.097'ye kadar düşecek demek o kadar kolay değil. İlk olarak bizim şunu bilmemiz lazım arkadaşlar. Ee, hem makrodan hem genel olarak BTC'den ve durumdan anlattığımız meselelerden kaynaklı. Şu an Shipcoin tarafında bir geri çekilme bekliyor muyuz? Evet bekliyoruz. Her ne kadar dirense de eninde sonunda yüzüşler patlayacak gibi gözüküyor. Tabi yüzüş pozisyonlarından her zaman söylüyorum kademeli alıma gidilebilir. Mesela şu an e, kademeli bir alım yapmak için, kontrollü bir alım yapmak için ideal bir pozisyondayız. Ancak buraların günlükteki kırılımı ki zaten şu anda Şiba'da e, hacim de oldukça düşük arkadaşlar. Beraberinde 4.01'lere kadar bir geri çekilme. Ardından 97'lerin iğnelendiği bir durum yaşayabiliriz. Bakınız 97'lerin bulunduğu bu nokta 97 pozisyonu. Geçmişte de belirtmiştik, çalışmıştır ve aynı şekilde bir alım için uygundur. 97'nin altındaki fiyatlar büyük bir tampon bölgesini ifade eder ve genel olarak orta uzun vadede zaten toplamak için epey ideal bir noktadır arkadaşlar. 97'nin altına atsa bile ben burada en minimum yine 5.091'lere kadar geri çekilebileceğini düşünüyorum. Çünkü zaten Nisan'ın ortasında biliyorsunuz 12 Nisan'da enflasyon verisi açıklanacak pozitifle doğrudan yukarı. Ancak ve ancak e, TradingView'in belirttiği 5.07'li fiyatların gelebilmesi için 5.07 de değil o yani ortalama 5.08 desek daha doğru ama Gelebilmesi için enflasyon verisinin %6'nın bile fazla fazla üzerinde açıklanması gerektiğini düşünürken ben bunu çok düşük oranlı bir ihtimal olarak görüyorum. O yüzden bunu da belirtmiş olayım. Inu fiyatı düzeltmeyi tamamladı. Günlük zaman dilimindeki teknik analiz Shib fiyatının 4 Şubat'tan beri düşen bir direnç çizgisi altında kaldığını gösteriyor. Bu düşüş 10 Mart'ta 5.096'lık bir düşüş seviyeye yol açtı. Fiyat o zamandan beri arttı. Artış birkaç neden için önemliydi. E, fiyat 5.095 dolardaki 0.786 Fib geri çekilme destek seviyesini doğruladı. Yükseliş potansiyel olarak ABC düzeltme yapısını tamamladı. Şip fiyatı 14 Mart'ta düşen direnç çizgisinden çıktı. Bu da düzeltmenin tamamlandığını gösteriyor. Ancak ERC20 tokenı sonraki 24 saat içinde düştü ve çıkış seviyesinin altına düştü. Ayrıca günlük RSI hala 50'nin altında ve boğa trendinin tersine dönüşünü onaylamıyor. Doğru. E, şu anda bir yön yukarı genel hareket dediğim gibi zaten beklenmiyor arkadaşlar. Ethereum tabanlı meme coin'i şu anda çıkış seviyesinin hemen altında işlem görüyor. Eğer artış başlatamazsa fiyat 0.786 fip geri çekilme desteğine geri düşebilir. Ancak çıkış gerçekleşirse Chip en yakın direnç olan 4.0123'e hareketlenebilir. Bakınız şu anda 12 Nisan'a kadar arkadaşlar piyasa zorlanmaya devam edebilir. Fakat 12 Nisan'ın bir e, taşı olacağını çok önemli bir tarih olduğunu ve piyasada tam anlamıyla yönü belirleyecek bir unsur olduğunu tekrar sizlere hatırlatmak istiyorum. Özellikle altcoin'lerde. Çünkü öncesinde enflasyon verisi pozitif bitcoin tarafından fiyatlanabilir. Ama altcoinlerin fiyatlanabilmesi için doğrudan açıklanması beklenecektir ki pozitif açıklandığı takdirde ancak o zaman arkadaşlar Shiba başta olmak üzere para altcoinlere kayacaktır. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim izleyen herkese. Hoşça kalın.